Şimdi biz bunu iki bölüm halinde yayımlamışız. Anlatabildiğimiz kadarını anlatalım. Bir de şey, onu da söyleyeyim de arkadaşlara, bu videoları şey yapmak, parça parça koyuyorum. Hani konular dağılmasın diye kesip kesip ayarlayıp, o biraz vakit alıyor. Direkt atamıyorum, kusura bakmasınlar. Bu sefer de çok uzun oluyor. Yani 2 saatlik bir videoyu atmak da çok uzun oluyor. Parça parça bölüp bölüp atıyorum. Mesela şimdi toprak elementini Aynur sağ olsun anlattı. Onu bir atacağım. Barış Manço'nunkini bir atacağım. Allahu Ekber zikrine de Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım. Onu da bir atacağım. Allahu Ekber zikri sizin taç çakra ile epifiz beziniz arasındaki nöron bağlarını racim yani aktif hale getirmek için kullanılır. Şimdi racim kelimesini bir kere daha söylemek istiyorum. Belirgin demekti ama Agarta dilinden bahsediyoruz. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de daha evvel de açıklamıştık. Baktığınız zaman şeytanir racim, lanetli şeytan anlamındaki bir anlamı daha var. Yani onu da eklemiş olalım. Belirgin yani aktif hale getirmek için kullanılır. Demek ki taç çakra ile epifiz beziniz arasındaki nöron bağlarınızın aktif hale gelmesi Allahu Ekber zikrine kesinlikle bağlı. Namaz arkasına verildi. Çünkü zaman kapısı olan Tarık bize yalnızca ışık hızında bilgi ulaştırabilir. Şimdi daha önce de demiştik. Tarık'tan yalnız ışık geçer. Bu zaten epifiz bezi çekim yasasıyla da bağlı. Bundan sonraki konularımız muhtemelen o olur. Namaz arkasına verildi. Çünkü zaman kapısı olan Tarık bize yalnızca ışık hızında bilgi ulaştırabilir. Bu da şu demek. Tarık'tan hem çok süratle geçmeli hem de ışık ile taşınmalı. Bu demek. O Allah sizi böyle dinliyor demişiz. O Allah dediğimizde yaratıcının yani huvallahu ehad'daki Allah yani o Allah sizi böyle dinliyor. Biz de görevimizi ona göre yapıyoruz. Demek ki bu kısımla ilgili bir bağlantı var. Henüz açığa çıkmadı, anlatmadı ama kafamın içinde bir şeyler benim yerleşmeye başladı. Taç çakra ile epifiz beziniz arasındaki nöron bağlarını aktif hale getirmek. Bunu da o Allah sizi böyle dinliyor la bağlamış. Bu da aklınızda bulunsun. Siz Allahu Ekber dediğinizde biz Agarta'ya bir mesaj yollarız. Agarta dediğimiz neydi? Beşinci boyut varlıkları, muhafızlarımızda dahil, koruyucu meleklerimizde dahil. Mesajımızı alan ilgili Agarta görevlisi size abem asiti aktive eden enerjiyi gönderir. Yani bir katalizör enerjiden bahsediyor. Abem asiti aktive eden enerji. Hani paketlenmiş olan vardı ya onun açığa çıkmasını sağlayan onu demek istiyor. Ancak morfogenetik alanını temiz tut diye de eklemişti. Neden? Çünkü morfogenetik alan yani ışık DNA'nın bulunduğu yer temiz değilse yani nötrlenmemişse dengede değilse o zaman neydi? Agarta yani beşinci boyut varlıkları bize yaklaşamıyordu, huzursuz oluyordu. Bu olayın olması için diyor sen morfogenetik alanını temiz tut. Sonra da bir hadis eklemişti. Suyun kasesi bin altında olsa her gün yıkanınız demiştir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra abemon yani ışık DNA'daki özünüz İvedilikle kopyalanır. Işık DNA'daki özünüz ivedilikle kopyalanır. Transfer abemon, hani kuyruk kemiğimizin oradan başlayan yani morfogenetik alanımızdan başlayıp ayrı bir şey kullanıyor demiştik. Hatırladınız mı? Yine seninle yayın yaparken de konuşmuştuk bunu. İşte epifizde ayrı bir manyetik alanı var diye. Işık DNA'daki özünüz ivedilikle kopyalanır. Transfer abemon bilinçaltından yani demek ki önce bilinçaltından çünkü o zaman bunu anlatmamıştı henüz. Bilinçaltından taç çakraya gider.
Kalp çakradan da astral aleme akar. Eter yani bize ulaşır. Sonra biz de gereğini yaparız demiştik. Allahu Ekber ise sizin enerji akışınızı düzenler. Ben epifiz açmak için ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Herkes aynı soruyu soruyor da. Bak, Allahu Ekber ise sizin enerji akışınızı düzenler, epifiz bezinizi uyarır demişiz daha evvel. Ayrıca Abemon'un yani ışık DNA'nın daha kopya Abemon'dan bahsediyor. Hani transfere gidecek ya artık oraya. Kopya Abemon'un daha süratli olmasını sağlar. Subhanallah'ın gücünü artırır. Subhanallah zikri ne yapıyordu? Beyin suyumuzu da harekete geçiriyordu. Onun daha hızlı, daha aktif olmasını da sağlar demiştik. Aynı zamanda elinizden ayılarınıza ek olarak parmak uçlarınızdan da enerji akışını sağlar. Böylelikle duanın şiddeti artar diye söylemiş. Zaten aslında hepsi birbiriyle bağlı değil mi anlattıklarının? Mesela elinizden ayılarınızı ek olarak parmak uçlarınızdan enerji akışını sağlar. Duanın şiddetini artırır derken bir paragraf öncesinde de diyor ki Tarık'tan bize ancak ışık hızıyla bilgi ulaşır. Demek ki o esnada senin kopya Abemon'un ışık süratine, ışık hızına ulaşıp Tarık'ı geçebiliyor. Namaz arkalarına neden verildiğini de böylelikle anlamış olalım. Ayrıca epifiz uyarıldığı için duru görü kabiliyeti artar. Duru işiti demedi bakın onu da ekleyeyim. Duru görü. Duru işiti belki başka bir şey onu bilmiyorum. Sadık rüyalar bizden yani eterin 7. boyutundan Abemon'un yani ışık DNA'nın taşımış olduğu veriler diyerek tamamlamıştı. Ben de buna şöyle eklemeler yapmışım. Morfogenetik alanını temiz tut. Morfogenetik alanın temiz olmadığında aktarım yapılamaz demişim. Transfer Abemon ışık DNA yapılamaz çünkü tarığın altında kalacak ışık hızına ulaşamadığı için. O yüzden gusül abdesti oldukça önemlidir. Morfogenetik alanınızı yalnızca gusül abdesti temizler demişiz. Ezan Allahu Ekber ile başlıyor demiş. Frekans dengeleniyor. Eğer bu yapılmasaydı da Schumann rezonansının mahvolacağını, temizlenemeyeceğini de eklemişiz sevgili dostlar. Dünya üzerinde şey gibi. Hani ezan hiç susmuyor ya. Aynen öyle. Her dakikada her yerde ezanlar okunuyor. Böylelikle Schumann rezonansında da dengeleme işi yapıyor. Allahu Ekber zikrinde ben şu ana kadar anladığım kadarıyla transfer abemonu da Tarık'tan geçirebildiğine göre enerjiyi tam dengeye getirme, temizleme, kirliyse temizleme, fazla şeyse, hızlıysa hızını düşürme gibi bir şeyi var, etkisi var. Ezanınıza sahip çıkın demişti. Ne zaman demişti? Şöyle demişti, burada demişti. İkinci bölümde demişti. O zaman bu yabancı ülkelerde mesela ezan okunması, okutulması gereği insanların dengelenmesi, değil mi? Dengelenememesi. Evet, aynen öyle. Evet, ikinci bölümde de şöyle demiş. Allahu Ekber söylenmeye başlanınca insan huzur bulur. Çünkü bilinçte değişim yapar. Bak, bilinçte de değişim yapıyormuş. Yüksek frekanslı bir sözdür. Bedeni alır götürür, Abemon beden olur. Yani bedeninin frekansı geriye çekilir,
Işık DNA'nın frekansı açığa çıkar demek bu. Transfer hızlanır, eter bağı kurulur. İşte az önce söylediğimiz mevzu. Transferi hızlandırıyor, etere daha iyi çıkması, bağ kurmasını sağlıyor. Can çakrası dediğimiz çakra aktif olur. Can çakrasını da aktif ediyor. Bedenin Ra dairesi dediğimiz bilinçaltının bilinç ile birleşmesini sağlayan fakat henüz cem olmaya hazır olmayanlarda blokeli olan çakradır. Bunu zaten sonra anlatmıştık değil mi? Tarık çakrası, cem çakrası, kaf, rat mesela. Onu açmak için uyarmak gerekir ki bunun için Allahu Ekber denir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden namazın ardına tesbih ederdi ki yapınız öğreniniz diye. Can çakrası açılıp set çekilmeden girişme olamaz diyor. Girişme neydi? Trans haliydi. Bedenin transa geçmesi. Biz de o yüzden vazifeli Bilal'e ezanı öğrettik. Bilal Habeşi Hazretleri ezanı zaten rüyasında alıyor değil mi? Rüya gördüm diyor. Hazreti Resulullah gidiyor. Ve o da zaten bildiği için hadi sen gel onu oku diyor. Yani biz de o yüzden vazifeli Bilal'e ezanı öğrettik. Öğrettik ki doğduğunuzdan itibaren blokeli olan cem çakrası da dahil tüm blokeli çakralar uyarılsın. Diğer yan çakraları vakti gelince anlatırız demişti. Bilmelisin ki doğduğunuzda kulağınıza ezan okununca ilk olarak bu çakraların blokesi kalkar. Demek ki ezanı da çocuklara bu yüzden okuyormuşuz. Evet, doğduğumuzda çakralar neye blokeli? O zaman şeyden, atasal aktarımlardan mı acaba? Valla o konuyu da bir şey söylemedi ama sadece bunu şey diyor. Cem çakrası dediğimiz çakra henüz cem olmaya hazır olmayanlarda blokeli olan çakradır. Yani o birlik bağını görmeye hazır olmayanlarda belki akıllarını kaybetmesinler diyedir. Ya da perdeler daha açılmasın, hani bir hazır olsunlar diyedir. Bilemiyorum henüz. Ama şöyle demiş, henüz cem olmaya hazır olmayanlar da blokelidir. Bir de bunun yan çakraları var. Mesela kaflara da bunun yan çakraları. Bloke kalkmadan girişme olmaz. Olduğunu zannedenler yanılgıdadır. Ezanınıza sahip çıkın. O frekans dünyaya yayılmalı demiş. Sonra vaktini anlatmıştık burada. Daha önce bir giriş yapmıştı zaten. Valaktin oldukça önemlidir. Transfer tamam olana kadar devamlı çalışması lazımdır. Bu bir katalizör, bir enzim gibi düşünün veya bir vitamin gibi. Hani girer ve geri çıkar. Bunun hani kullanılması gerekir. O zaman beden almış olduğu ilmi tam olarak transfer etmiştir. Yani transfer tamam olana kadar devamlı çalışacak, valaktin kullanılacak. Ondan sonra beden almış olduğu ilmi tam olarak transfer edecek. Transfer edilen her bilgi beyin suyuna bırakılır. Bilginin işlenmesi de şöyle olur demişiz. Kopya abemon tarafından getirilen her bilgi beyin suyuna bırakılır. Elbette ki bırakılan şey verenin frekans halidir. Beyin suyuna bir frekans verdiğiniz zaman anında titreşmeye başlar. Anında. Kendine has bir alfabesi vardır denir ki böyle hani moleküller mesela sesin verdiğiniz zaman bir şey okuduğunuz zaman molekül yapısı o işte kar taneleri yapıları gibi birbirinden farklı ya. Onu demek istiyor. Yani hemen bir titreşir. Elbette ki bırakılan şey verinin frekans halidir. Yani ses dalgası gibi. Ses abemonun taşıdığı şeydir. Yani frekans getiriyor diyor.
Işık DNA tamamen frekans getiriyor diyor. Bunu demek istiyor. Ben böyle anlıyorum. Yani anlattıklarına göre. Alemler yaratılırken ses ile yaratıldı. Hu dedi, frekanslar oluştu demiş. Bedeninizde su var. Su frekansı çok hızlı okur ve şekillenir. Hele ki ortalıkta valaktin varsa. Valaktin bedende salgılanır, tam olarak şöyle çalışır. Beyin suyu içinde büyük oranda hazırda bekler. Yani demek ki sürekli bunu bedenimiz salgılıyor. Salgılaması da gerekir. Salgılanışını daha önce de anlatmıştık bir videoda. Geçen de o konuyla ilgili bir tekrar yapmıştık. Demek ki her durumda valaktin salgısı devam ediyor. Gelen veri frekans halindeyken suyun bu frekansı anında algıladığını biliniz. Fakat iletim nöron bağlarının hızı ve setin kalkma hızı ile ilgilidir. Bir set olmalı. Neden? Çünkü bilinçle bilinçaltının birbirinden ayrılması için işte teta frekans, beta frekans geçen de bahsetmiştik. Set ne denli hızlı kalkarsa bilinç ve bilinçaltı o denli hızlı transfer yapar. İşte bu transfer sırasında iki deniz birleşmiş olur. Bunu da şöyle anlatmaya çalışmıştık. Mesela bilinçaltınız şu kadar, bilinciniz bu kadar. Bu bilinç kısmını biraz kısıyor. Bilinçaltını biraz açıyor bu şekilde. Bu bir şey yapıyor. İki denizi birleştiriyor. Yani şu arada kalan farkı bilinçaltına aktarıyor. İki denizi birleştiriyor gibi de düşünülebilir. Hani böyle görsel olarak anlatmak istesek böyle anlatmak belki en uygun olur. Bilemiyorum. Şu an için böyle görünüyor. Set ne denli hızlı kalkarsa bilinç ve bilinçaltı o denli hızlı transfer yapar. İşte bu transfer sırasında iki deniz birleşmiş olur. Bu birleşim için enerji gerek. Enerji şeker dediğiniz glikozdan sağlanır. Dönüştürülürken de uzantılı DNA'ya uygun olmalıdır. Yani ışık DNA'ya göre uygun olmalıdır diyor. Bunu çayı şekersiz, kahveyi şekerli, yani şey çayı şekerli, kahveyi mümkünse şekersiz içiniz videosunda dönüşümü ve valaktini anlatmıştık zaten biraz daha. O konuyla ilgili tekrar da bir yayın yaparız inşallah, Allah nasip etsin. Dönüştürme işinde yani bedeninize uygun DNA'ya, yani hem fizik DNA'nıza hem ışık DNA'nıza uygun olmalıdır. Olası bir durumda adenozin trifosfattan ATP denir buna, enerji alınamazsa o vakit valaktinin tap edilmiş hali olan valaktoz bedeni dengelemek için uyandırır ve beden transtan çıkar ki beyin zarar görmesin, beyin şekersiz ve oksijensiz kalmasın diye. Yani şunu demek istiyor. Eğer biz bilincin tamamı, yani bilinçli yapılan eylemlerin, beynin bildiği işlemlerin yapılmasında herhangi bir aksaklık oluşursa diye bedeni dengelemek için hali hazırda orada bekliyor. Bak oksijensiz kalmaya başladın, bak şekersiz kalmaya başladın, transı bitir artık diye. Böyle bir şey olmasın diye hem hali hazırda bekliyor hem de yer bırakıyor. Set çekiyor araya. İki denizi birleştiriyor. İki işi birden görüyor diye düşünülebilir. Veya bilinçli yapılan eylemlerle bilinçsiz yapılan eylemlerin şeyini, miktarını değiştiriyor çalışan kısmı. Valaktin'in diğer görevi de hazır olan veriyi bir an evvel direkt olarak bilinçaltı transferi için anında sedde kaldırmak. İşte bahsettiğimiz yani bir set çekiyor. Eylemler birbirine karışmasın, beden fonksiyonlarımız zarar görmesin diye. Bunu şöyle yapar. Bedenin gen çakrası hipotalamus bölgesinde aniden ortaya çıkan bir damar bulunur.
aniden ortaya çıkan bir damar bulunur. Bu damarın açık olması için beynin tete frekansta olması gerekir. Bak şimdi işte az önce bahsettiğim şeyin sebebi. Beyin tete frekansa geçiyor ya büyük oranda trans halinde. Tete frekansta fizik işlemleri de gerektiren alfa ve beta frekans halinden sayılı tüm beyni yapardık. Ölürdük yani. Bilinçli eylemlerin de devam etmesi gerekir. Çoğunlukla trans tetada olur. Çoğunlukla trans hali tetada gerçekleşir. Bu sırada beynin diğer işleri aksatmaması gerektiğinden Valaktin Cem çakrasını uyararak Cem olurken yani birleşim yaparken diğer işlerin devamını da sağlar. Damarın işlevini de söylemiş burada. Demiş ki damarın işlevi şudur. Gelen verinin kaydedildiği su molekülleri bu damara alınır. Açılan damara. Transfer abemon onları taşır. Kopya abemon gelmişti ya. O artık transfer abemon olarak adlandırılıyor. Gidiyor yani. Tarık'a gidiyor. Tarık'a gidiyor. Ne diyor? Geçemeyene demiyor. Transfer abemon diye. Transfer abemon taşır onları. Sonra damarın önüne set olur. Böylelikle verisiz su molekülü o damara giremez. Hani boştan yere de beyni yormuyor bak. Hani bilinçaltına boş şey de getirmiyor. Bilgi taşıyanı alıyor zaten. Yoksa kullan beyin suyumuz tükenirdi herhalde değil mi? Çok şiddetli bir bilginin geldiğini düşünsene. Böyle bütün beyin suyu çekiliyor falan. Yani sadece veri taşıyan yani frekans değişmiş orada bir bilgi kesinleşmiş olan şeyi su moleküllerini oradan geçiriyor. Trans bitince de damar ile beraber set çekilir dedi. Bu sırada asli abemon kopya abemonun da bir yedeğini zaten göndermiştir diyor. Hani o kadar giriyor ya onunla beraber hani set oluyor içinde başka bir şey kaçmasın diye. Bunu şey gibi düşünmek. Başta bir kod var, sonda bir kod var, arada bir veri var. Mecburen böyle giriyor, kayboluyor. Benim altında da hep bir kopyamız olması gerekiyordu. Kopyalamanın ve özün devam etmesi için. Öyle demişti yani anlatım öyleydi. O zaman hemen o esnada da diyor. Asli abemon yani morfogenetik alandaki ışık DNA kopyasını göndermiştir. Cem çakrasına gelince demişiz. Çakralar dönüş hızının bedende salınım ve işlev sürecini, salınımın frekansını kontrol etmek için ışık DNA yani abemon tarafından kullanıldığını daha evvel belirtmiştik. Birkaç kere de söyledik zaten. Oluşturmuş olduğu manyetik alanla frekans ayarlaması yapıyor. Oluşturmuş olduğu çakraların dönüşü o yüzden değişiyor. Bir şey geldiği zaman veya bir şeyi aktive ettiği zaman dönüş hızlarını o yüzden değiştiriyor. Kopya abemon veri getirdiğinde asli abemon cem çakrasını açar. Yani o seti çeker. Yine ışık DNA zaten bununla sorumlu. Yine ışık DNA'nın yapmış olduğu bir şey. Açmak, dönüş hızını artırmak demektir. Beden trans haline yani tete frekansa geçince cem çakrası dönmeye başlar. Bedenin diğer işlevlerini de yapması gerektiğinden cem çakrası oluşturduğu manyetik alan ile seti çekmiş olur. Bu arada cem çakrası tarık çakrasıyla bağlı. Ayrı ama bağlı. Şu anlattığımız şey. Belli bir kısmını anlatıyor. Tarık çakrasını zaten daha sonra bir anlattık epifiz beziyle. Bu başka bir şeyi de anlatıyor. Hani yapmış olduğu iş. Evet. Ne demişiz en son? Çekilmiş olur demişiz. Oluşan bu set abemonun cem olup kaybolduğu zaman zarfında aktiftir. Böylelikle teta frekanstayken diğer işlevler devam eder, set çekilip iş bitince damar çekilir ve asli abemon
yem çakrasını kapatır. Şimdi Allahu Ekber'i söyleyelim. Aslı abimon yem çakrası açılınca kabına sığamaz. Şimdi burası biraz tarığa gidiyor bak. Burası biraz tarıkla, yani boyut katısı ile ilgili. Rabbinden gelen mesaj tüm işleri bırakma arzusu verir. Hani bir yayınımızda şey demiştik ya, Tarık'tan gelen veriye karşı gelemezsiniz. Rabbin emridir. İsteyerek gelin, isteyerek istemeyerek gelin. Ona karşı koyamazsınız demiştik. Hatırladın mı o paylaşımımızı, videomuzu? Rabbinden gelen mesaj tüm işleri bırakma arzusu verir. Beden cem olma sırasında uyanık olmak için sürekli valaktin kullanır. Cem olmak için tükenen valaktin ışık DNA tarafından yeniden yerine koyulur. Bu süreçte abem asetinin frekansı düşük olmamalıdır. Abem asetinin frekansı düşük olmamalıdır. İşte Allah-u Ekber abem asetinin frekansını da dengeler. Bedende paketlenmiş abem asidi de demek ki bizim frekansımızdan, duygu ve düşüncelerimizden etkileniyor. Allah-u Ekber'i çekersen diyor, onu da dengelemiş olursun, onun frekansını da düşürmemiş olursun. Set denge korunsun diye oluşturulan manyetik alanın adıdır demişiz ve burada bitirmişiz. Allah-u Ekber zikrine bir iki bölüm yapmıştık. İki bölümü de anlatmış olduk sevgili arkadaşlar. Demek ki ben kendimden yola çıkarak arada bir, yani böyle bir Allahu Ekber diyesim geliyor hani kendi kendime. Hatta bağırıyorum böyle. Bazen de bağırıyorum yani. Çocuklar dönüp bakıyor çocuklar. Demek ki dengelemem gerekiyormuş o ara demek ki. İhtiyaç duyuyormuşsun demek ki, dengelemen gerekiyormuş. Ben de bir gece çok Allahu Ekber zikri çekmiştim. Hatırlıyor musun o rüyamı? İlk sana yazmıştım ben. Lotus çiçeğiyle ilgili bir rüyaydı. Evet. O da şeydi, Allahu Ekber zikrini o kadar çok çektim ki, yani o dönemde de çok çekiyordum ama bilmiyorum. Yani demek ki çekmem gerekiyormuş. Aynı senin dediğin gibi. O gün de çok fazla çektim yani. Gece rüyamda şeyi görüyorum. Ölmüşüm. Ama yaşıyorum. Orada bir izliyorum yani. Sonra işte mezarımı gördüm böyle. Sonra dedim ki anneme diyorum. Hani annem beni merak eder. Ölmediğimi anlat. Ha bir de şey yapıyormuşum. Böyle dokunduğumu uyandırıyormuşum. Böyle rüyamda. Beni görebiliyormuş, konuşabiliyormuş ama diğerleri görüp konuşamıyormuş. Ama dokunmam lazımmış onunla gerçekten konuşmak istiyorsam falan. Sonra derim ki şimdi anneme dokunursam korkar gibi böyle bir düşünce içindeyim. Orayı tam hatırlamıyorum. Bak hiç unutmuyorum rüyamı. İşte sadık rüyalar bizdendir diyor ya, unutulmuyor gerçekten. Gerçekten unutulmuyor yani. Böyle kabrime gidiyorum, diyorum ki benim diyorum anneme aslında bu durumun böyle olduğunu, ölmediğimi ama farklı bir şey olduğunu böyle ifade etmem gerekiyor diyorum. Kabrimin üstünde böyle beyaz çiçekler vardı. Lotus çiçeği gibi böyle. Yapraklarına böyle yazı yazıyordum. Anneme mesaj veriyordum. O gelince diyordum okur hani böyle. O mesajları söylemeyeceğim tabii. Oraları geçiyorum. Öyle işte. Yani arkadaşlar şunu diyebiliriz yani epifiz bezinin uyarılması, enerjinin dengelenmesi, tarık çakrasından çıkış yapabilmek, tarıktan duanın geçmesi veya ışık halinde veya ışık hızında veri aktarmak, ışık halinde ışık hızında veri almak. Zaten sadık rüyalar için de kopya ve onun 5'ten itibaren geçmesi lazım. Yoksa o tarihin altındaki çöplükten çök dediğimiz yer, yani çök diyoruz oraya. Artık enerji anlamında yani veri almaması için bizlere
Kesinlikle Allahu Ekber zikrini çekmemiz gerekir ki her namazından sonra mübarek 33 tane vermiş ki o da sağ eliyle bu akupunktur nokta yoksa tesbihin en iyisini yapardı. Mümkün olduğunca tesbih kullanmamış. Küçük rakamlar da siz de kullanmamaya çalışın. Ellerinizin bu konularına baskı yapın. Önemli noktalardır bunlar. Baskı yaparak sağ eliyle çekermiş. Bir de bu şekilde çektiğini düşünün Allahu Ekber'i. Daha da tabii ki şiddetini artırarak gidecektir. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok Teşekkürler. teşekkür ederim. Şimdi bir bakalım istersen sana gelen, bana gelen var ise toprak elementini bize aktardığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Toprak elementini bir daha yapalım ondan sonra. Konu Evet. şey yapınca tekrar böyle daha detaylı. Ben seni şimdi apansızın yakaladım. Eterik bedenin frekansını. İşte söyledik Allahu Ekber. Eterle bağlı zaten. Şey aklıma geldi benim de. Biz sizi kendi ettiklerinize şahit tuttuk. O kopya abim şahit olan. Henüz kafamda netleşmemiş olmasına rağmen kayıtları tutan Işık DNA tarafından tutulduğu için herhalde odur. Ya da bilmiyorum sormamız lazım. Sabah namazı şahitlidir denen o seher vakti. Evet, Abi. müşahedelidir, müşahaden. Fecrin Kur'an'ı müşahedelidir, müşahede eden, kontrol eden, aynı zamanda biz bir müşahede edelim deriz ya mesela şey yapan. Fecrin Kur'an'ı müşahede. Ben yine de sorayım canım benim onu. Hiç aklıma gelmemişti yani. Şu an Yazıldı. ben şu an bir yani soru olarak geldi aklıma da. Belki şöyle Benim olabilir. rüyamda Belki şu şöyle olabilir. Hani bilemiyorum daha. Şimdi biz buraya zerre olarak geliyoruz ya. Rabbimiz yani asıl varlığımızın tamamı buna yüksek benlik de diyorlar şimdi başka bir yerde. Belki o izliyor. Hani çünkü şöyle bir aktarım yapmıştık. Kopya abemon veriyi götürür. Hani içinde bulunduğunuz durumu aktarır. aktarır. Ha, Ya ona böyle uygun bir şekilde geri veri getirir demiştik. Bir de Tarık'tan da mesela taşınıyordu veriler, toplanıyordu. Bu durumların tamamıyla ilgili olabilir ama şu an tam bilmiyorum. Vakit geldiyse anlatırsa şey yaparız. Evet, başka böyle bir şey var mı? Onu cevapladık. Kırk günde oluşuyor. Yani Şey, ismin kulağa okunması için şey demiştik yani neden dengelenmek? Çakraların olduğu astral bedenimiz 40 günde oluşuyor ondan mı acaba demiş. ondandır. Ondandır. İlk 40 gün şeye açık, enerjileri açık olduğu için Ya Allah'a işte göndermeye çalışıyorum. Emine uzun ara verince her şeyi unutuyorum. Beni çok üzüyor diyor ya. Vallahi beni de çok üzüyor. Ben de unutuyorum. Aynen. Aynı. Tekrar tekrar yazdığım notları bile tekrar tekrar açınca kendi kendime utanıyorum diyorum. Ben nasıl niye unutmuşum nasıl sormayayım da. İlk defa karşılaşıyormuş gibi.
Ya vallahi ben de unutuyorum. Bak bir sürü not var önümde. Şurayı bir görsene. Kendim Bile bile kendime not alıyorum. Yani ne düşünmem burada diye. tıbbi terimler yani resmen biz aşikar da değiliz ya, aşina da değiliz ya. Yer etmeye Ya, çalışıyoruz tekrar tekrar. enteresan. Şimdi tabii bunun belki tıbbi başka bir anlamı vardır, onu da bilmiyorum. Şimdi o Valaktin diyor yani, mesela onların dilinde Valaktin diyor. Abemaseti diyor mesela. Abemondan dolayı diyoruz diyor. Abemaseti diye diyor. Onun uyandırıcı etkisi var. Hani ona lazım bir şey falan. Şimdi mesela sonra ben çok merak ediyorum. İşte adenozinin frekans halidir diyor. Adenozin diyorum yani, gidiyor. Hani iyi kötü şey yapıyorum ama hani şey, biyolojik terimlere aşinayım ama bu kadar da değilim yani. Düşünüyorum düşünüyorum, içinden ben de çıkamıyorum. Yani Emine, bu yüzden haklısın yani. Tekrar ediyoruz. Evet. Emine çok eğlencelisin. Ama bunu okumayacağım. Yayındakiler eklemiş. Evet. Tamam. Sevgiyle kalın canlar. Benden bu kadar. En güzele emanet olun. Sen de. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Herkese iyi geceler. İyi geceler.